Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlenen kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Bu hafta komisyonda görüşülecek teklifin önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Peki çırak ve stajyerlik SSK başlangıcından sayılmalı mı? EYT kapsamında çırak ve stajyerlerin bu talebi değerlendirilmeli mi? Vatandaşa sorduk. Sayılmalı bence. 4 yıl çırak eğitim okulu okunuyor. Sayılsa daha iyi olur. Hiç olmazsa sigortalı, emekli olacak olan EYT'ler için iyi olur yani. Tabii sayılmalı. Sayılmaz olur mu? Millet niye adam geliyor buraya demirçinin yanına staja gönderiyor. O da onun elemanı. O da oraya gidip orada staj görüyor. Dükkanda görmüş ya, iş yerinde görmüş. O da staja sayılması lazım. Emekli olması lazım. Yararlanması lazım. Yani ayrımcılık oluyor. Olmuyor böyle. Yararlananlar eskiden doldurmuş primini, adam 35-40 yaşında emekli oluyor. Onlara da vermeseydi. Ama herkes mağdur. Bunları da düşünmediler, düşünemediler. Mağdur çok. Bunun içinde ben de dahil olmak üzere. Ben 2 sene sigortaya geçtim. 3 sene olacağımış sigorta. Beni de yapmadılar. 1 sene daha yatıracağız. Ondan sonra emekli olacağız bakalım. Yaşımız gelirse, ömrümüz olursa bizim. Başka yapacak bir şey yok. Peki EYT kapsamında stajyer ve çırakların bu talebi değerlendirilmeli mi? Değerlendirilmeli tabii, değerlendirilmeli. Bunu bir daha bir çözüm yapmaları lazım. Herhalde yapacaklar. Bunu bir daha gözden bir geçirmeleri lazım. Alacele yaptılar. Onları dışarıda koydular. Öbürlerini yaptılar ama evet, o da yararlansın, o da yararlansın. İkisi de yararlansın. EYT kapsamında staj ve çırakların bu talebi değerlendirilmeli mi? Değerlendirilmeli. Çünkü 4 yıl okuyorsun ama çırak eğitimi şöyle bir durum geçerli. Sağlık olarak, sağlık polisi olarak sigortalı oluyor ama çırak eğitiminde 4 yıl sigorta girişi olmuş olursa EYT'ler için iyi olur. Hiç olmazsa 25 yıl tamamlanmış olur yani. 4 yılda oradan 25 yıl tamamlanmış olur. Aynen, sayılmalı. Çünkü o yıllarda biz çalıştık. Yani böyle bir şey olsaydı 3 yıl 4 yıl emekliliğimiz geri atardı. Ona genelde mağdur arkadaşlar çok. Bence olmalı yani. Stajyerlik ve çıraklık eğitim okullarının şeyi sayılmalı. Biz mesela E-Devlet açtığımızda normal sigortamız 93 ama çıraklık eğitim 89 görünüyor. Sayılmıyorsa orada neyi görülüyor? Hani bence sayılmalı yani. Peki EYT kapsamında çırak ve stajyerlerin bu talebi de değerlendirilmeli mi? Tabii genellikle değerlendirilmeli çünkü yani o yıllarda çalışıldı yani, biz çalıştık. Yani bu hak edilmiş bir hak. Bence olmalı yani. Çırak ve stajyerler de SSK başlangıcı sayılmalı mı? Tabii ki sayılmalı. Sonuçta bizim orada bir 3 yılımız geçti. Ve bunun sayılmaması emekliliğimizde 3 yılda 4 yılda geç emeklilik sayılmak demektir bu. Bu şekilde devletin bir herhangi bir önerisi, yasalaşması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız diye düşünüyorum. Yazık yani, 3 yıl 4 yılımız heder olacak diye düşünüyorum. EYT kapsamında bu talep de değerlendirilmeli mi sence? Tabii ki değerlendirilmeli. Yani neden 3 yıl boşa gitsin ki? Sonuçta biz uzmanlar ufak yaşta olduğumuz halde şey yapıyoruz. Olması gereken günlerimiz şu an sayılmıyor. Ben o şekilde düşünüyorum yani. Neden olmasın diye düşünelim. Büyüklerimiz bakalım bu konuda, devlet liderlerimiz ne düşünüyorlar? Mecliste nasıl bir şey olacak? Yasa onaylanacak mı? Her şey zaman gösterecek. 92 yılında çıraklık okuluna başladım. 1 Eylül itibariyle çıraklık okuluna başladım 92'de. Normal SSK sigorta girişim yapıldı. Yani bu kaza sigorta sayıldığı için prim olarak sayılmıyormuş. Onu öğrendik. Tamam, olabilir. Ama normal SSK primim de 18 yaşına doldurduğum tarih 1996'da başladı. Ama sigortanın yaşı hesaplama yapılırken bence 92'den hesaplanmalı, 96'dan değil. Biz çalışan insanlarız. Yani çocuk da olsak çalışıyoruz yani. Sıkıntı orada. SSK'nın yaşını orada hesaplamaları lazım. 14 yaşında ben 92 yılında çıraklık okuluna başladığım için sonuçta çalışıyorum. Prim ödemesi olmuyor. Bunda sadece kaza sigortası olduğu için prim sayılmasın. Onu anlayabiliyorum. Ama sigortanın yaşı
sayılsın istiyorum. Evet. Ama sigortanın yaşı olarak sayılsın, prim olarak değil. Anladım. Peki çırakların ve stajyerlerin bu talebi değerlendirilmeli mi meclis? Yani tabii değerlendirilmeli tabii ki. Elbette ki değerlendirilmeli. Sayısı tabii. Şimdi burada emek sarf ediyor çocuklar. Şimdi biliyorlar bunu. Garfalı var. Soru bunu biliyorlar. Sınıf perdesinde ne diyorlar? Olmaz var mı? Yoksa benim çocuklar mesela hiç bir sınıf perdesi yok. Üniversite mezunu. Kimi desin açın bana? Mezunu getirdik, öğrettik, eğittik. Üniversite mezunu çocuk. Bunu demircilik yapıyor. Bir iş bir işe de giremedi. Oğlum, diğer oğlum veterinme, o da bir işe giremedi. Mecburunda çalışıyoruz. İşte sigortasını göstermesi lazım. Şimdi meslek lisesinde çalışan çıraklık eğitimde girişi olanlar mağdur olduğu için veya böyle bir mağduriyette olduysa illaki sayılmalı. Benim kendi girişim 2003 yılından. 2003 yılından olduğu için mevcut çıkan yasa beni kapsamıyor zaten. Ama 1999 yılının Eylül ayından itibaren geri dönüş olanlar kapsıyor. Eylül'den sonra olanlar da mağduriyette olduruyor. Tabii bu konuta üzerinde mecliste tam yürürlüğe girmedi bildiğim kadarıyla ama yenileme çalışmaları veya işçiden plan bütçe komisyonu ilgileniyor artık. Sosyal güvenlik kurumu ilgileniyor. Kim olursa üstünden tekrar bir geçse daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki EYT kapsamında çırak ve stajyerlerin bu talebi de değerlendirilmeli mi? Tabii şimdi çıraklık alanında sonuçta burada onlar da geliyor ter döküyor. Bu mesleği öğrenirken soğuk, sıcak, cefasını çekiyor. Onlar da kapsansa iyi olur. Çünkü şöyle bir hakikat var. Çarşıda çalışan adamla sanayide çalışan adam aynı kriterde değil. Ama çıraklık eğitime gidiyor. Hem okulunu yapıyor hem çıraklık eğitimine çıktıktan sonra gelip burada çalışıyor. Bunlar da göz önünde bulundurulmalı tabii. Çıraklık ve stajyerlik SSK başlangıcı sayılmalı mı? Sayılmalı. Benim de 20.06.1988 16 yaşından sigortalıyım. Ama bunları gerçek prim olarak ödendiği halde girişimi sayıyorlar. Aradaki 2 senemi saymıyorlar. Çıraklık ve staj sigortası kesinlikle sayılmalı. Milletin hakkı verilmeli. Peki EYT kapsamında stajyer ve çırak ve stajyerlerin bu talebi de değerlendirilmeli mi? Değerlendirilmeli. Onların hakkı. Çünkü sonuçta bir ortada emek var, çalışma var. Yani okulla ilgili öğrenim görüyor diyor ama sonuçta çalışıyor yani. Bir fiil fabrikada staj görüyor, çalışıyor. İşçilerle beraber sayılmalı.